Sayın Hocam, İstanbul'un zemini ve risk durumunu sorarak başlayalım. Bu tabii ki risk haritası ama zemin haritasını arkadaşlar rica edelim. Hocamız çünkü zemini anlatacak. Burada işte zemini iyi olan yerler ve zemin en kötü olan yerler diye bir unsur var. İstanbul'un zemin durumu, İstanbul'un risk durumu nedir? Evet, istiyorsanız harita Lütfen, başında lütfen göstereyim efendim. ben. Tabii ki genellikle İstanbul'un bir önemli tarafı var. İstanbul'da 99 depreminden sonra riskli alanlar belirlenmesi amaçlı çalışma yapıldı. Evet. Japonlarla birlikte bu çalışma tamamlandı. Ve şu anda İstanbul'da depreme karşı sağlam ve zayıf olan alanları bizler bilebiliyoruz. Ve bu alanlar tabii ki farklı haritalarla gösterilebiliyor. Ama burada da görüldüğü üzere zemini iyi olan alanlar Sınırlı. aslında burada İstanbul'un batı tarafında gösterilmiş. Zemini kötü alanlara baktığımız zaman İstanbul'un batı tarafında daha fazla zemini kötü olan alanlar olduğunu görüyoruz. Fakat bu harita oldukça eksik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Maratonlar Avcılar yok. benim merkezim bulunmuş olduğum binanın yanında binanın yıkılması 33 kişi öldü. İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü önemli hasar aldı, yıkım aldı. Bu nedenle de bu haritanın eksik olduğunu Evet. özellikle görebiliyoruz. Bir de tehlike haritasını getirelim. Hocam şimdi bu tabii zemin için en iyi en kötü yerler belirleniyor. Bir de kırılmanın beklendiği Evet. faya yakınlıktan ötürü işte o sizin söylediğiniz avcılar, o 33 kişinin yaşamını yitirdiği ürünler. Bu tabii ki faya yakınlık da bunu belirliyor, değil mi? Tabii ki faya Risk. yakınlık belirliyor fakat bu çok yanıltıcı. Çünkü faya yakınlık burada tüm zeminler kaya zemin kabul ediliyor. Yanlışça parametre faya yakın olan yerler riski gösteriliyor. Faya uzak olan yerlerde gerçekten riski düşük gösteriliyor. Eski deprem tehlikesi yani 1 Ocak 2019 yılından önceki deprem tehlike haritası tüm Türkiye için faya yakınlık merkezi bu tür bir tehlike haritalanması yapmıştı. Ama Görüldüğü üzere şimdi yakınlığa zeminin de bağlı derecelendirici. getirdiği bir yeni algoritma var, değil mi? Yeni Zeminin. algoritma var. Yeni algoritmada zeminin büyütme özellikleri, zeminin VS30 değerleri ve özellikle binanın yaşı, binada oturmuş olduğunuz yükseklik bunlar tabii ki değerlendiriliyor ve İl il nokta nokta bunlarla ilgili deprem riski, yıkılma riski veriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin senaryo portalında mahalli olarak bunlar açılmış durumda. Adresinizi girmeniz durumunda bunlar açıklanıyor ve gösteriliyor. Özellikle İstanbul AFAD'ın yapmış olduğu il risk planında da yıkılacak binalar nokta nokta gösterilmiş. Ölecek insan sayısı nokta nokta, nerede çok ölecek, nerede az ölecek bunlar gösterilmiş durumda. Şu an İstanbul için kapsamlı olarak İstanbul İl Risk Planı'nda ki bu rapor herkese açık ve ulaşılabilir. İnsanların yaşamış olduğu binaların hangi binalarda bir yıkım olacağı, buna bağlı olarak hangi binalarda insanların daha fazla öleceği noktası bir bilgi var. O Var nedenle ama sormadan, talep etmeden verilmiyor, değil mi? Açıklanmıyor yani. tabii ki Tabii bunu da çok anlamış değilim neden İstanbul böyle. İl Risk Planı 2022 yılında yayınlandı. Ben bu programa gelmeden önce incelendim. Noktasal olarak yıkılacak noktalar gösterilmiş. Yani bu tür bir haritalama üzerine o harita olsaydı nokta nokta hangi binaların yıkılacağı noktasal olarak daha Binalar da belli yani. bu binalı olarak belli değil ama noktasal olarak yıkılacak binalar renk olarak noktasal olarak noktasal dağılımı verilmesi çok önemli. Bunun tabii ki bir anlamı yok. Bu yanlış bir bilgilenmeye de neden olabilir. Çünkü depremin risk olayına tabii ki yakınlık etkilidir ama zemin faktörü Yanıltıcı bir güvenlik hissi de verir. yanıltıcıdır ve bu tabii ki Yani ben gitmişim şurada oturuyorum da orada işte dördüncü derecede ama benim kafam rahat diyemiyorsunuz orada tabii hiçbir şey. diyemeyiz. Tabii. Bu gayrimenkul risk piyasasında gereksiz bir dalgalanmaya da neden olabilir bu tür bir haritaları göstermek. Ama İstanbul'un gerçek risk durumu şu anda hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe bazlı işte Beylikdüzü, Büyükçekmece, Bakırköy, Maltepe bazlı hazırlamış olduğu risk raporlarında Belli. mahalle mahalle veriliyor. Peki, Ölecek insan sayıları siz de gösteriliyor. mutlaka dağarcığınızda vardır. Diğer haritayı verebilir miyiz arkadaşlar? Bir önceki zemin haritasına geçelim. Yetersiz ama bunun üzerinde işaret etmek istediğiniz bölgeleri Tabii ben İstanbullu öğrensek. olduğum için tabii ki İstanbul'da bir defa
İzmit depremi burada oldu. İstanbul'un Asya tarafı İzmit depremine daha yakın olmasına karşın burada yıkılan bina olmadı. Ölen insan olmadı. Ya. Burada çadırlar kurulmadı. Çünkü buranın zemini oldukça sağlam olarak İzmit depreminde ortaya çıktı. Ama görüldüğü üzere İstanbul'un batı tarafında özellikle işte Çekmece'de, Bağcılar'da, Fatih'te, Avcılar'da çadırlar kuruldu. O çadırlardan birinde ben de kaldım, özellikle bahçeli evlerde. Ve bu 99 depreminden sonra aslında binaların depreme karşı dayanıklılık durumu test edilmiş oldu. Hocam siz 99'da Avrupa yakasındaydınız. Nasıl hissettiniz o, yani çadırda kalmadığınıza göre binanızda aslında sıkıntı vardı? Aslında ben 17 Ağustos günü geldim Japonya'dan. Ailem oturuyordu. Ailemin oturmuş olduğu binanın yanındaki bina yıkıldı. Yıkılırken çarptı ve ona bağlı olarak ben Tokyo'da hissettim. Çünkü Japonya'dan geliyordum. Tabii herkesi kaybettim diye beklerken ama ailemin yaşadığını görünce çok sevindim. Ama aynı gece eve giremedim. Ev hasar aldığı için sokakta yatmıştık. O nedenle İstanbul'la ilgili çok kapsamlı yani daha ziyade siz o zaman Avrupa yakasını işaret ediyorsunuz. Tabii tabii ben görüldüğü üzere Avcılar'daydım. Avcılar'da oturuyordum. Üniversitemde zaten Avcılar'daydı. O nedenle de Avcılar'da 350-500 bina yıkıldı, 300-500 kişi öldü. Ve haber ajanslarında Tokyo Havalimanı'ndayken depremin adı Avcılar depremi olarak geçti. Çünkü zeminin büyütmesi, hocam da bahsetti, Avcılar'da diğer ilçelere göre daha büyük olarak gözlendi. Çünkü zemin direncini bizler depreme bağlı olarak da gözleyebiliyoruz. Ama deprem olmadan önce de 2 saatlik bir inceleme ile zeminin direnç durumunu ölçebiliyoruz. İstanbullulara tavsiyem oturmuş oldukları binaların zemin direnç durumunu ölçtürsünler. Zeminin direnç durumu da insanın direnç durumu gibi 365 gün aynı kalmıyor, 365 gün değişiyor. Japonya'da 7/24 365 gün zeminin direnç durumu gözleniyor. Bu nedenle de senede bir kez check-up'tan geçirmeleri, zemin direnç durumuna bir sıkıntı var. Kime başvuracağız hocam o zaman? Yani jeofizik mühendisleri, jeofizik mühendisleri. Ne diyeceğiz bu bina ama benim zeminini kontrol edin mi diyeceğiz? Evet, zemin direnç durumu nedir? Gerçekten bir inceletmek istiyorum, bir yer zemin direnç incelemesi yaptırmak istiyorum diyerek jeofizik mühendisi odasının sayfasında işletmelerin, şirketlerin telefonu var. Jeofizik mühendisi bölümleri öğretim üyelerinden inceleme talep ederler. Üniversiteler. Bu tür bir inceleme talep etmeleri bence çok yararlı olur. Peki şu anda hazır bir veri tabanı var mı, bir havuz var mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasından bahsetmiştiniz. Şimdi İstanbul... Yani çünkü şu anda ha desek herkes büyük endişe içinde, milyonlarca kişi herkes bilmek istiyor. Öyle bir insan kaynağı yok bunları tespit edecek, bu çalışmaları yapacak. Hazır bir veri tabanı var mı? Bu İstanbul, ilçe böyle, bu ilçe böyle iyidir, kötüdür falan diye. Büyükşehir Belediyesi'nin tabii ki çalışması Japonlarla birlikte 500 metre hassasiyetle. Ama yani iki nokta arasında 500 metre var. Bu aradaki zemin değişebilir. Japonya'da bu 60 metre hassasiyetle yapılabiliyor. Uydudan 1 kilometre hassasiyetle bunu görebilirler. Amerika'da uydu tabanlı jeofizik VS-30 sağlamlık haritası var. Ama noktasal olarak ölçtürebilirler. Bunun ölçülmesi yani 3 saatlik bir çalışmayla yapılabiliyor. Özellikle riskli olarak tespit edilmiş alanlarda oturanlar zeminin durumunu ölçtürmeleri gerekir. Çünkü bana soruyorlar zeminimin durumu nedir? Mesajlar geliyor. Biz jeoloji mühendisliğinden farklı olarak ölçüme dayalı yerin fiziksel direnç durumunu ölçerek ancak yorum yapabiliyoruz. Genellikle bu ölçü nasıl olmadığı bir, zaman nasıl yorum yapabiliyoruz. Nasıl bir muayene diyelim hocam? Nasıl bir tespit o? Yani 2-3 saat içinde ne oluyor? Yani ses dalgası mı gönderiyorsunuz? Tabii zemin üstüne biz bir enerji veriyoruz. Bu tabii ki enerji noktası. Bir de kayıtçılarımız var. Bu kayıtçılarda bu vermiş olduğumuz enerjinin bu kayıtçılara varış ulaşmasını ne yapıyoruz? Ölçüyoruz. Bildiğimiz yol uzaklık ilişkisinden hızı, yayılma hızını buluyoruz. Bu hız 760 metre bölü saniyenin üzerinde ise bu zemin gerçekten kaya niteliğinde bir zemin diyoruz. Gönül rahatlığıyla oturabilirsiniz. Ama 760 metre bölü saniye altındaysa kaya zemine yakın zemin diyoruz. Onun da altındaysa gerçekten kötü zemine yakın diyerek ayırt edebiliyoruz. 1 Ocak 2019'dan sonra zaten VS-30 ölçümleri olarak bunlar zorunlu hale getirildi. Diğer bir ölçümde binanın yüksekliğine bağlı olarak rezonansa girme riski var mı?
Bununla ilgili olarak da araştırma yapabilirler. Rezonans kavramı 1985 Meksiko City depreminden sonra bizlerin gündemine giren, bilim dünyasının farkına varmış olduğu bir kavram. Biliyorsunuz Meksiko City depreminde 20. katlar aradan silinmişti. Bunun nedenindeki nedir de zeminin Meksiko City'deki o havza zeminin 2 saniyelik bir doğal titreşim periyoduna sahip olması ve bu doğal titreşim periyodunun binaların doğal titreşim periyoduna ancak 20. katta ulaşmasına kaynaklı olarak ortaya çıktı. Yani bir rezonans riski durumunda binaların diğer katlara göre depremin gücünü kat be kat fazla hissettiği durumu tespit edildi. O nedenle de ben Beylikdüzü'nde oturan bir kişi olarak Beylikdüzü Belediyesi'ni bir vatandaş olarak, bakın bir bilim adamı değil, bir vatandaş olarak Beylikdüzü civarında binaların kat intolerans haritası var mı diye sordum. Beni çağırdılar, anlattım ve bir sonraki sene bütçeye biz ekledik dediler. Gerçekten vatandaş olarak dilekçeyle bizler sorabiliriz. Maalesef Beylikdüzü'nün bir zemin haritası VS30 anlamında yeni yapılmaya başlandı. Büyükçekmece'nin yeni bir yapılmaya başlandı. Bunlar önemli gecikmelerdir. O nedenle de Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri için şu an yer direnç verimiz diğer ilçelerdekine benzer olarak maalesef eksik olarak kalmaktadır. Ama şu an yapıldığına ilişkin bilgiler geldi. O bilgiyi verebilirim. Hocam çok teşekkür ediyoruz.